Eşan. Eşan ne oluyor? Neyi var? Cengiz! Bahar. Cengiz! Cengiz! Telefonu ver. Telefon. İnsanları dışarı çıkar. Bir doktor, bir şey bul. Bir ambulans getir. Evet arkadaşlar, parti bitti. Boşaltıyoruz. Ayılmıyor Cengiz. Oğlum bakın buraya, bir su getirin. Ali ne oldu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam doktor bey. Evet söyledim. Geçmişti. Yine mi? Tamam. Buraya getirin diyor. İstanbul'a mı? Burada hastaneye götürsek daha iyi değil mi? Ya Bahar için söylüyorum. Benim için ne? Ali. Hemen çıkabilecek miyiz? Havayolunu aradım. Bize bir uçak ayarlayacaklar ama İstanbul'a gitmek falan 5-6 saati alır. Eyşan, dinle beni. Burada hastaneye götürelim. Durumu acil. Cengiz anlamıyor musun? Tekrar nüksetmiş olabilir. Test yapmaları gerek. Burada olacak şey değil. Ya ama bu böyle 5 saatte falan olmaz. Ulan ben böyle işin. Sana gitmeyecek. Ama bir şeyi bilmen gerek abi. Bir şeyi duyman gerek. Ben Mert Uçar. Benim bir abim var. Ömer. O benim hep abim olacak. Ben hep onun kardeşi olacağım. Abi. Biliyorum. Bir daha seni hiç göremeyeceğim. Ama seni hiç unutmayacağım. Mert,
Topladın mı eşyaların hepsini? Al. Al, al dedim. Al dedim. Yapma, yapma. Al dedim. O senin oğlun, kokla. Kokla dedim. Ömer'i kokla. Oğlunu kokla. Dokunma. Kokla. Anla bakalım suçlu muymuş. Anla bakalım katil miymiş. Kokla Mümtaz, o Ömer o. Al. Al işte. Al işte. Sarıl ona. Sarıl. Anne. Sarıl, bırakma. Sarıl, şimdi sarıl bari. Anne. Mümtaz. Mümtaz. Neredesin?
olsun. Doktor bey. Şimdi giriyorum. Bir bakayım döneceğim size. İzninizle. Biliyordum zaten. Kaç gündür vardı içimde kötü bir his. Dur bir ya. Daha bir şey yok Eyşan. Var ya. Hissediyordum. Ne zannediyorsun Cengiz? Hiçbir bedel ödemeyeceğimiz mi sanıyorsun? Sen o bedeli hepimize ödetiyorsun zaten. Kimseye bir şey olacağı yok. Ama anlatamıyorum ki. Ben biraz dışarıdayım. Hava alıp geleceğim. Teşekkür etsem azdır size. Gerçekten. Kaç gündür işiniz gücünüz yokmuş gibi hazır gibi yetiştiniz bize. Hiç sorun değil. Tesadüf oldu. Yorduk sizi de. Tatilinizden de ettik. Cengiz gidiyordu. İsterseniz sizi de bıraksın istediğiniz yere. Yo, hava alıp gelecekmiş. Öyle mi söyledi? İyileşecek. Nereden biliyorsunuz? Size bakınca görebiliyorum. Sevdiklerimizin yanında olup onların ellerini hiç bırakmazsak iyileştirmemiz mümkün bence. Gerçekten mi? Sevdikleriniz şanslı kişilermiş. Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Ne kadar terbiye etsen de susturamazsın içindeki canavarı. Nereye gidersen git yeğen. Şunu unutma, herkes gün olur evine geri döner. Yakusu bunlar, gel, gel, usta, gel. Lüfer var mı lüfer? Yok, uskumlu var, Norveç uskumlusu. Vereyim mi efendi? Koy, koy. Koy bir yarım. Yeşillikte koy. Elini korkak alıştırma, doldur, doldur. Ha. Çevir balığı, çevir. Norveç ha? 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya! Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Al bakalım. Üstü kalsın. Hadi hayırlı işler. Thank you.
Ben arkada oturunca gideceğimiz yeri varınca öğreneceksin. Hadi. Kaybetmişim, çok yorulmuşum ondan. Değil mi doktor bey? Kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Bünyesi zayıf nihayetinde. Erken getirmez de iyi olmuş. Ama iyiyim. Başka bir şey yok. Merak etme. Bahar. İzninizle. Abla. Ezel bey de bizde geldi. Aslında seni o getirdi sayılır. Nasıl yani? Geldiğimiz helikopteri o buldu. Sonra da gitmedi. Ben de bekledi. Hayatımı siz kurtardınız yani. Yok canım, herkes aynı şeyi yapardı. Yani siz zaten emin ellerdeydiniz. Vallahi ben bilmem. Madem hayatımı kurtardınız, bundan sonra sorumlusunuz o hayattan. Bahar? Ay şaka yapıyoruz herhalde abla. Şaka yapmıyorum. Hah, müjdemi isterim. Yokmuş bir şey bizim kızın. Doktoruyla konuştum. Korkuttun. Seninkileri. Bırak ya. Esas bu çok korktu. İki saattir ağzını bıçak açmıyordu. Yeni konuştu. Adamına göre konuşurum. Az kalsın çiçek alıp gelecekti. Cengiz. Zor tuttum. Kız nefes darlığı çekiyor. Sen iyi misin Bahar? İyiyim. İyi iyi. Baksana şuna. Gözler fıldır fıldır. Ne dedim ben sana? Kimse bedel medel ödemeyecek. Herkes iyi olacak. Bir bildiğimiz var herhalde. İyiyim Ali abi. Baksana tepemde koruyucu bir melek var. Benim bildiğim melekler görünmez olur. Ama biz evvelallah nereye baksak sizi görüyoruz. Hadi Ali, sana zahmet şu hastane işlemlerini hallediver. Ben de Ezel Bey'i bırakayım. Telef ettik ailecek. Bir an evvel iyileşmeye bak. Dansımız yarım kaldı. Yani valla seruma takılmazsanız ben şimdi dans edebilirim. Teşekkür ederim. Ezel Bey. Teşekkür ederim yalnız bırakmadığınız için. Bizi. Öyle bir ihtimal yoktu. Bu herif her yerden çıkıyor. Kullanmaktayım. Senin de olayın bu böyle. Bütün dünyadan şüpheleniyorsun zaten.
kızları sen bırakıver olur mu? Geldim. Kızlar bayıldılar size ha. Gizemli kahraman. Sizden kimse kaçmıyordur. Yok, kaçan var. Yok ya. Hikayedir o. Siz yol veriyorsunuzdur. Bazen nasıl özlüyorum ha. Sizin gibi tek başıma takılayım. Canım ne isterse onu yapayım falan. Zaten her istediğinizi yapmıyor musunuz? Arada yapıyoruz tabii biz de bir şeyler. Arada dağıtıyoruz. Eyşan toparlıyor. Ben dağıtıyorum, Eyşan topluyor. Ben de bazen sizin hayatınıza gıpta ediyorum. Nasıl yani? Aile, çocuk, evim diyeceğim bir yer olsun. İçinde birileri olsun, sana kim olduğunu hatırlatsınlar. Evet, var bende onlar. Ulan amma iliğimize işlemiş ha Kumar. İkimiz de bizde olmayana sallıyoruz oltayı. Yani? Ben yalnızlıktan vazgeçerim. Ya siz? Sizinkilerden? Eyşan'dan vazgeçmem. Sevmek güzel şey tabii. Orasını bilmem ama aşığım hala o kesin. Fark ne? Fark. Fark. Öl dese ölür müyüm bilmem ama öldür dese gözümü kırpmadan öldür. Alo. Ne haber lan? Ne oldu? Söylesene. Tamam, tamam. Bekle. Ben geliyorum şimdi oraya. Orada söylersin. Haydi hoşça kal. Önemli bir şey mi var? Sizi atmadan önce bir yere uğrasak, sizden bunu istesem çok mu ayıp etmiş olurum? Keyfine bak. Kardeşim var, ona gideceğiz 2 dakika. Hani otelden önce biraz ondan biraz bundan demiştim ya. İşte bir zamanlar buralar benim mekanım. Şu kafe var ya. Şimdi janjan filan yapmışlar. Boş verin siz onu. 2 limonataya az yürek yakmadım ben burada. Şurası var ya şurası. Orada Ali çalışıyordu. Hani bizim güvenlikteki Ali var ya. Büyük adamdı bir zamanlar. Ali abi derdik biz ona. Sıkıysa deme. Ali abi. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Sebep? Eyşan'a söz verdim. Onu bir yere götüreceğim. Cengiz dün bir şeyler diyordu. Ondan duydum. Senin niyet ciddi galiba. Ciddi. Ya bırak oğlum. Ne zorun var lan hayatının bağrında. Tamam bizim Eyşan iyi kız, hoş kız da bu yaşta geçim derdi, çocuk zır zırı. Manyak mısın oğlum? Ali abi. Abi ben aşığım o kıza. Oğlum sen bir duygusallaştın şimdi, beni öpmeye falan kalkma da. Asıl var ya. İşte burası. Benim kankalarla takıldığım yer. Ben işte Eyşan'a burada aşık oldum. Zetay buradan çıktı işte. Kime gidiyoruz? Geldik zaten. Ah.
Ben gelmeyeyim mi? Arabada beklerim ben. Ya gelin iki dakika, ne olacak? Çok iyi insanlardır. Hem biraz yurdum insanı tanıyın. Bir eski arkadaşın kardeşi. Bu aile var ya, onların elinde büyüdüm Sayın. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Mümtaz amca. Öpeyim. İyi ki geldin. Gel seni tanıştırayım. Ezel. Mümtaz amca. Merhaba evladım. Hoş geldin. Mümtaz amca babam gibidir benim. Sen de bizim oğlumuz sayılırsın. Teyze nasıl? İyi mi? Sağ ol oğlum. Halsizliği var. Odasında. Nesi var? O biraz şey bana... Bir türlü şey yapamadık. Neyse. Olsun. İyi olsun da gerisi boş. Sağ ol oğlum. Sen anlat bakalım. Yine ne hatlar karıştırdın? Yok ya Cengiz abi, bir şey değil. Babam zorla arattırdı. Zoru moru yok. Cengiz oğlum yabancı değil. Gazetede nahoş bir olay olmuş. Gazetede mi çalışıyorsun? Ya abi, hani sana anlattığım bir herif var ya, gıcık, köşesi olan. Ha, şu dallama. Affedersiniz Mümtaz amca. O abi, o, aynen. Ya biz dün bunun habere gittik, tamam mı? Bu tersane şeyleri. Ya, ölüm meri hakkında. Abi herif bana kayıt cihazını açtırmadı. Yani belli, para yemiş şerefsiz. Dalaşmışlar. Dalaşmaktan kasıt? Ya abi, orada insanlar can derdinde, bu şerefsiz ne derdinde? Dalaşmaktan kasıt? Ya geçirdim işte bir iki tane. Laf da anlatamıyorsun yukarı. Sen kimsin falan bundan. Attırırım seni buradan falan filan işte abi. Ya şikayetçi olmuş. Polis kağıt gönderdi. Karakola çağırıyorlar. Ya ne var baba ya? Gideriz abi. Polisten mi korkacağım? Ya zaten sen biliyorsun bunu. Yerinde duramaz. Bilmez miyim? Küçükten öyleydi. Ömer abim varken hiç kavga etmezdim. Zaten bir şey olsa o hemen arkada biterdi. Ben bir tuvaleteyim.
orada, hemen sağda. Eski arkadaşım mı Cengiz? Pek sayılmaz. Yeni tanıştık. Ama biz çok sevdik Ezel Bey'i. Film kahramanı gibi adam ha. Amma yaptın ha. Mümtaz amca, biz kalkalım artık. Ezel Bey'i de peşime sürükledim. Geç kalmasın. Yok, hiç sorun değil. Çok memnun oldum. Ben de. Yine gel. Mert, görüşürüz. Görüşürüz abi. Sen o işi merak etme Mümtaz amca. Ben bir iki yeri ararım, hallolur. Sağ ol Cengiz. Yapacağız artık. Fırlama için. Mümtaz amca, ihtiyacınız var mı? Çok hoşunuza gitti. Bıraksam kalacaksınız vallahi. Hadi.
Değişmek zordur yeğenim. Ama bazen aynı adam olmak daha zordur. Bazen hayat öyle yüklenir ki üstüne, durduğun yerde çatır 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 dersin. Sen alışık değilsin tabii. Ama biz öyle evlerde büyüdük. Sizinkiler nereden? Parti çocuğa benziyor. Ha, 10 numaradır. Keçi. O da babası da pek seviyor seni. Tabii canım. Ailem gibi oldular. Ama annesiyle bir şey mi var? Ha, o biraz uzak durur. Olur aile içinde öyle şeyler. Onun da bakacağız bir çaresine. Mert abim varken dedi. Bir şey mi oldu abisine? Ömer. Niye sordun? İş alışkanlığı şeyi fark ettim. O onu söylerken yüzün düştü bir an. Tanıyor muydun? Tabii canım. Kankamdı benim. E ne oldu? Çok kötü bir şey yaptı. Ne gibi? Yanlış adamlara güvendi. Onlar da canını yaktılar ona. Hapse düştü. Orada da öldü. Sever miydin Ömer'i? Çok. Çok severdim. Ben şimdi burada duruyorsam Ömer sayesindedir. Be. Lastik patladı galiba. Acır ki için, bu acıyla değiştin sanırsın. Şimdi dersin, şimdi her şeyi yapabilirim artık. Alır mısın şu anahtarı abi? Bu tamam galiba. Alo. Yolda kaldık. Lastik patladı. Vallahi. Ha, yalan söylüyorsan. Ne yaramazdı ya Eşen? Sevap kazanmaya gittin. Bakayım fukaraya yardım filan. Sen daha tanımıyorsun Cengiz Atay'ı. Aslında ne iyi kalpli bir insandır o. Ben? Aa, evet, burada yanımda. Hayırdır? Güzel. Eşan, sana bir şey diyecekmiş. Alo. Alo Ezel Bey. Bir şey mi var? Ezel Bey. Cengiz. Alo. Yok, Cengiz'e bir el vermem gerekti. Siz de bir girdiniz hayatımıza vallahi, sessiz bir şey yapamaz olduk. Benim şikayetim yok. Vallahi kimsenin yok gibi görünüyor. Ben de o yüzden aradım zaten. Hafta sonu bahçede barbekü yapıyoruz biz bize. Bahar sizi de davet etmemi istedi. Siz davet etmiyor musunuz? Ben de ediyorum tabii. O zaman gelirim. Görüşürüz. Nasıl? Dur bakalım. Daha yola yeni çıktık.
kullanmıyorsun ha. Ama ben daha iyi kullanıyorum. Görüşürüz ortak. Görüşürüz. Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim. Yolun başında kimdin, onu unutursun. Zorunu benden duy. Herkese yalan söylemen yetmez artık. Böyle bir başına kalsan da artık kendin olamazsın. Ben Ömer değilim. Ömer. Ömer değilim ben. Ben. Benim bir abim var. Ömer. O benim hep abim olacak. Ben hep onun kardeşi olacağım. Kendini evlat. Hoş geldin Ramiz. Hoş bulduk Ezel. İki ayın daha var zannediyordum. 20 yılı yedin. 2 ayda bizden olsun dediler. Aynalarla barışamadın mı daha? Ha? Sen hapishanede 20 sene yedin Ramiz. Ben kendi içimde müebbet. Hadi avluya çıkıp voltamızı atalım o zaman. Ha? dersini iyi çalışmışsın. İnce ince hazırlamışsın her şeyi. Annenin karşında görmeye nasıl hazırlanacaksın dayı? Ha. O aşağılık herif evime girmiş. Ha. Babama baba diyor. Bir de merhamet gösteriyor. İnsan buna nasıl dayanır ya? Nelere dayandın yeğen? Buna da dayanacaksın.
Yok be dayı, hiçbiri değilmiş. Ya unutulduk, aldatıldık. Öldürüldük ya, ötesi mi var? Ama hiçbiri değilmiş, biliyor musun? En zoru eve dönmekmiş. Hesap görmek, hesap etmekten zordur ya. Evet. O hesap görülecek dayı. Merak etme sen. Nereden nereye? Bir zamanlar avdın, şimdi avcısın. Ama bu avladıkların var ya, bu avladıkların bunlar kurnaz hayvanlar, bunlar vahşi hayvanlar. Bunları önce kendine çekeceksin. Sana oltaya takmak için sıkı bir yem gerek. Kimdir o yem? Kimse yem değil Ramiz. Lafa mı takıldın ya? Kendimiz gibi değil, hasmımız gibi düşüneceğiz ki alt edebilelim onları. Ha? Onlar bana ne yaptılarsa aynısını onlara yapacağım. He. Ama onlar olmayacağım ben. Arada bir fark yok ya. Bir kız var. Benim Eşan'ın kardeşi. Neden o? Çünkü zayıf bir kız. He. Hastaymış. Herkes üstüne titriyor. Başka? Çünkü Eşan ona çok düşkün. Başka? Başka bir şey yok mu? Başka... Çabuk inanıyor insanlara. Bana yani... Ömer'e benziyor. Ömer'e benziyor. İyi. Neyse, hadi gel şu yeni İstanbul'a bakalım biraz ha. Gel. İstanbul. 20 sene oldu. 20 sene. Niye uyandırmadın? Kaçar'da ilk defa adam gibi uyudu. Şebnem'le hastaneye gidin. Doktorun kayıtlarına bir bakın. Dayıya kahvaltı hazırlayayım mı? O kendi kahvaltısını kendi hazırlar. Efendi, şuradan iki tane domates ver bakalım. Hadi ama Kamil Efendi, ben beklerim ama mangalda sucuk beklemez. Ha, öyle. Polis miydin? Ne zamanlar? İki de biber ver şuradan bana. Çoluk çocuk. Bir zamanlar. Her şeyi bırakıp Ezer'in yanına geldin, öyle mi? Tersi ne oldu dayı? Her şeyi beni bıraktı. Bir Ezer geldi yanıma. Bilirim o hissi. İnsan kendini borçlu hisseder. Ezer'i korumak için herkesi karşına alabilir misin? Alırım. Gerekirse Ezer'i bile alırım karşıma. Şuradan iki sarımsak soy bakalım. Sınavı geçtin. Mangalda esaslı bir sucuk yemeye de hak kazandın. Dayı. He. Nasıl dayanacak?
O adamları her gün karşısında görmeye nasıl dayanacağım? Ne yapsın yani? Çeksin vursun mu? Ben onu yaparım. Büyük konuşmayayım ama çeker vururdum etleri. Sonra da yoluma giderim. O da denemedi değil, denedi. Dört yıl önce yeni çıkmıştı içeriden. Yeni ameliyat olmuştu. Kimse tanımıyordu onu. Kendi bile tanımıyordu daha kendini. Ama aklında tek bir şey vardı. Canı yatırdım. Oğlum bizden biat istiyor. Oldu. Görürsem söylerim. Almayacağım tabii. Ama nasıl bana benziyor? Sen beni 7 yaşımda görecektin var ya. Aynı bu. Çok da vakit geçiriyorsunuz ondandır. Yok ya. Genetik diye bir şey var. Genetik. Bak ne diyeceğim. Bir Cengiz daha vaktidir sanki. Üf Cengiz. Uf, vallahi diyorum ya. Can da bana bir kardeş. Fena mı olur? Konuştuk ya. Eyşan. Bir şey konuştuğumuz yok. Cengiz. Bilmesem şey zannedeceğim ha. Canı göstermelik diye yaptın. Neler diyorsun? Öyle ama. Başkaları gördüğünde bize hemencecik aile desin diye. Bilmesem bu kız aslında benden başka çocuk istemiyor hayatta derim. Hani seni bilmesem? Aklı başka yerde derim. Şimdi ne dersin peki? Şimdi? Umurumda değil derim. Thank you.
Tüm hesapları kapamıştı, tüm köprüleri atmıştı. Artık geriye dönüş yoktu. Yolun sonuna gelmişti. Gide gide uçurumun ucuna gelmişti. Ama bazen ölüm bile yetmez unutmaya. Bazen aşk öyle güçlüdür ki uçurumdan atlar yola devam edersin. Bahar! Ne oldu, geldi mi? Nasılım? Güzel. İlacını getirdim. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Ha? Bahar, korkuttun beni. Ya evet ya. Bir daha vallahi senin karşında bayılmayacağım öyle. Git kenara bayıl ya. Ortada öyle lop diye olmuyor. Hiç yakışmadı yani. Yapmam bir daha ben. Bak, koşturma şimdi, tamam mı? Dinlen biraz. Benim için. Tamam. Acayip ağır hareket edeceğim. Şimdi yavaşça. Ya. Bahar. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum abla. O zaman kendine biraz daha iyi bak. Acelemiz yok. Daha kocaman bir hayat var önümüzde. Geldi bak. Erken geldim galiba. Geç bile kaldım. O kadar yaptık, soğumasın. Hadi gel. Geliyorum ben, sen keyfine bak, tamam? Onu
Bu biraz yerlesene sönmesin. Ha çok biliyorsun. Al sen yap. Ali amma alıngansın ya. Ha bir kere de kendi yapsa da görsek he. Of amma konuştun abi ya. Sanki şey uzay bilimi. Ver. Ha. Ha. Hmm. Sıcak ya bu. Bırak bırak. Size kalırsa aç kalacağız. Bak öğren nasıl yapıyor. Şap 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 şap. Ya iki saattir şap 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 karatekide döndük ha. Bir yemek yemedik. Geç. Sen de. Ezel abi bak babam ne aldı bana. Ama daha bitmedi. Boyayacağız. Gel bakayım otur şöyle. Ezel abi sen de kumarbaz mısın? Can? Aa. Ne biçim laf öyle o? Babam bir anne bir kere. Baban da kumarbaz değil Ezel abin de. Kumar kötü bir şey. Biliyorum anne. Çocuk muyum ben? Vallahi bazen ben de anlamıyorum. Özür dilerim. Bir şey yapınca bir şey hatırladım da. Yan birini hatırladım. Pek sevmediğiniz biri galiba. Öyle değil. Unutmak istediğim biri diyelim. Bana mı benzettiniz? Yok. Yani andırıyor sizi de. Başkaydı. Ya yağmur yağacakmış. İçeri girelim diyorlar. Aa. Sen et yemezsin ki. Yemem de Ali abi hazırlamış işte özene özene bir şey diyemedim. Hadi biz içeri girelim. Toparlayalım buraları. İçeri geçiyoruz yağmur yağıyor. Ya çok güzel burası girmeyelim içeri. Hava bozacak. Fikrim var. Bahar'la Ezel abine söyle, onlar da gelsinler içeri. Seninkiler merak etmesin. Hemen döneceğiz, söz. Hem burası daha güzel değil mi orada? Evet Ezel Bey, şimdi sizi tanıyalım biraz bakalım. Kimsiniz, nesiniz, şeytan mısınız, melek misiniz ha? Nasıl tanıyacaksın? Aa, çok ince sorular soracağım. Ya doğruyu söylemezsen? Niye söylemiyorsun ki? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var senin? Herkesin yok mu? Evet, var. Evet, başlıyorum. Şu an en çok nerede olmak isterdin? Sakın burada deme bak. Bana öyle şeyler işlemez. Şu an en çok... evimde olmak isterdim. Yapma ya, o kadar mı sıkıcıyım? Karımla, çocuklarımla olmak isterdim. Aa, ben bilmiyorum. Ha bilecek bir şey yok. Evli değilim, çocuğum da yok. Hayal kuruyorum sadece. Sen? Ben? Ben nerede olmak isterdim? Burada.
Evet, ikinci soru. Sen Yağmur'u sevenlerden misin? Yağmur'dan kaçanlardan mı? Nasıl gidiyorum? Vallahi hiç fena değil. Dönelim istersen. Merak edecekler seni. Evet Ezel Bey. Son sorumu soruyorum. Notunuzu ona göre vereceğim. Hmm. Size güvenebilir miyim? Ne konuda? Her şey. Ezel ne kadar çok düşünüyorsun ya. Şöyle içinden geçen söylesene. Herkese böyle ilk günden güvenir misin? Hayat güvenmemek için çok kısa. Sonra pişman olursan ne olacak? Hayat onun için de çok kısa. Ya sen böyle sonucumu düşünmeden, hesap etmeden bir şey yapmaz mısın hiç? Yok, açmıyor. Merak etme, eğleniyordur kızım. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun usta? Ne biliyoruz yani? Bu herif hakkında bir şey bilmiyoruz ki. Sahiden ne biliyoruz? Onu diyoruz işte. Yok. Yani öyle elle tutulur bir şey yok. Adamın 2 milyonunu üttük. Onu biliyoruz. Herif dünden bugüne kankan oldu. Normal mi yani? Arkadaş canlısıyım Ali, ne yapayım? Ne o? Kıskandın mı? Bir şey de ciddiye al lan! O da senin işin be Ali. Alo? Bahar? Efendim? Bu nasıl iş şimdi? Ali abi. Bu yapılacak iş mi şimdi? Ali abi. Sen Ali'nin kusura bakma. Bugünlerde Bahar'ın üzerine biraz fazla titriyor. Ruz. Hepimiz ondandır. Siz kusura bakmayın, benim hatam. Ben çıkalım dedim. Bahar'ı tanımasak inanacağız size. Bahar, hadi sen de yukarı çık, üstünü değiştir canım. Saçlarını kurut. Gelip kaçıracak mısın yine beni? E bir çalışma yapacağım. Güzel. Görüşürüz o zaman. Görüşelim. Sizi meraklandırmak istemezdim ama
Çok mutluydum. Bozmak istemedim. Onun mutluluğu benim için de çok önemli. Bakmayın ama böyle neşeli göründüğüne. Çok kırılgandır. Tahmin ederim. Kalbini kırmak kolaydır. Çok dikkat ederiz o yüzden. Ben de dikkat ederim o zaman. Her şey için çok teşekkürler. Tekrar özür dilerim. Yok canım. Özür dileyecek bir şey yok. Yarın arayayım mı? Takılırız. Olur. Duyuyor musun yeğen? Suyun sesini duyuyor musun? Yapamam diyordun. Gücün yetmez sanıyordun. Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler diye korkuyordun. İmkansız diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı. Gel. Abla ne olur deme, biliyorum ne diyeceğini. Deme. Ya bir dinle, belki bilmiyorsun. Ya biliyorum. Ben de seni biliyorum Bahar. Bak kaptıracaksın kendini, gözlerinden anlıyorum. Sonra unutup hemen bırakacaksın kendini. Fena mı yani? Herkes senin sandığın kadar iyi değil ama. Herkes senin sandığın kadar da kötü değil ama. Hem sen en son ne zaman bıraktın kendini? Hı? Kaçma, söyle. En son ne zaman bıraktın? Çok oldu. Bıraktığında fena mı oldu? Mutlu değil miydin abla? Hı? Mutlu değil miydin? İyi geceler canım. Geceni içmeyi unutma. İyi geceler. Aldın mı? Ramiz yukarıda mı? Yok. Biz yokken gitmiş. Sağ ol. Ezel. İyi akşamlar Kamil. Değişmek zordur. Başkası gibi görünmek kolay ama başkası olmak zordur yeğen. Hoş geldin. Ezel. Yapamadım. Yapamadım dayı. Evine gittim. Hı. Tabancayı dayadım suratına. Ama vuramadım. Peki bana niye geldin? Niye mi geldim? Nereye gideyim? Sen söyle dayı, nereye gideyim? Yüzüme baksana. Şu yüzüme baksana dayı. Bu yüzü senden başka tanıyan var mı? He? Nereye gideyim dayı? Söylesene, nereye gideyim?
öldürmek mi istedin? Evet. Evet. Niye? Yüzüme bak. Niye? Onları öyle görmeye dayanamıyorum. Onları nasıl görmeye dayanamıyorsun? Otur. Otur, otur. Otur, bana cevap ver. Onları nasıl görmeye dayanamıyorsun? Bensiz, Ramiz. Onu bensiz görmeye dayanamıyorum. Niye? Çünkü... Çünkü... Onu hala çok seviyorum. Hala seviyorum. Yanlışım var ya. Sen değilsin onu seven. Ezel değil. Ömer seviyor onu hala. Ömer öfkeli. Ömer çaresiz. Çünkü yanlışın var yeğen. Ömer'i onlar öldürmedi. Ömer'i ancak sen öldürebilirsin. Ömer'i öldürme vakti Ezel. Çünkü Ezel'in yapmak istediği şeyi Ömer yapamaz yeğen. Çünkü Ömer merhametli. Ömer'i öldür ki intikamını alabilesin. Hazırım diyorsan, icap edeni yaparım diyorsan, o zaman kuralına uyacaksın. Tabancaya elini sürmeyeceksin. Ne yaparsan yap, bir daha içeri düşmeyeceksin. Bir daha içeri düşeceğim bir şey yapmayacaksın. Akıllı olacaksın. Onları alt etmek için kendi silahını değil, onların zaaflarını kullanacaksın. Şimdi doğruyu söyle bana yeğenim. Sana yardım etmemi istiyor musun? İntikamımı almak. Nasıl? Her şeyimi aldılar. Ben de her şeylerini alacağım onlardan. Nasıl? Yavaş yavaş. En zayıf noktalarını arayıp bulacağım. Aralarına gireceğim. Onların güvenlerini kazanacağım. Onların kalplerini kazanacağım. Sonra...
söyle bakalım yeğen. Doğruyu söyle. Bunları yapmaya sahiden hazır mısın? İsteğin var mı anacığım senin? Mert. Efendim anne? Dün o Cengiz'in yanında biri vardı değil mi? Evet anneciğim, arkadaşıymış. Adı neymiş? Bilmem, hatırlamıyorum. Ha, şey... Ezel. 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 Bu yaptığınızın adı ne biliyor musunuz? İntihar. Bence tam tersi. Ne kadar saklayacağız bunu ablanızdan? Hep. Ben bir daha aynı şeyleri yaşamayacağım. Ona da yaşatmayacağım. Tedaviye tekrar başlamanız gerek bari. Bir kere yendiniz. Bir kere daha yenebilirsiniz. Ya yenemezsem? Ya ben hayatımı bir hastane odasında böyle boğazımda tüplerle geçirmek istemiyorum. Siz yaşamak istemiyorsanız yapacak bir şey yok. Tam tersine. Ben yaşamak istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Bakarsınız bir mucize olur. Çok vaktimiz yok Bahar Hanım. Biliyorum. Bahar Hanım. Her şey için teşekkür ederim. Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacağım? Daha önce yapamadığım şeyleri yapacağım. İleride yapamayacağım şeyleri yapacağım. Mesela... Aşık olacağım. Kız hasta Ezel. Kız ölecek. Seni harcayanları harcayacaksın. Seni aldatanları aldatacaksın. O tamam. Ama ya günahı olmayanlar? O masumları da halledecek miyiz bu işe? Ezel. Kim sana ne diyor bilmiyorum ama bir kere girdin mi bir daha dönüşü yoktur o yolun. Dedim vallahi. Gelmeyecektim. Sen de başa çıkamayacağımdan korktum. Ne değiştirdi kararını? İnsan kendine rağmen yapıyor bazı şeyleri. Efendim zaten her şey. Her şeyi. Bir pislik bulmadan gelmeyelim.